Arkadaşlar merhabalar. Ben genelde konu anlatımlarımı orta ve üst düzeye yönelik anlatıyorum. Yani gerçekten hedefiniz iyi bir net yapmaksa bu kanaldan fayda alınabilirsiniz. Basit düzeyleri diğer böyle kanallardan biliyorsunuz zaten hepsini. Temel atıp sonra benden devam ederseniz gerçekten özellikle TYT netleriniz 10 yukarıysa... AYT netleriniz 10 ve yukarıysa benden faydalanabilirsiniz. Gerçekten de iyi netler yapacağınızı düşünüyorum. Birçok yoruma öğretiyorum. Ama bazı konulara yönelik olarak arkadaşlar basit düzeyde anlatım yapmak istedim. Bunlardan bir tanesi de permütasyon kombinasyon olasılık konusu. Bunun da oynatma listesini biraz bu sene malum okulda da sıkıntıları olduğu için uzaktan eğitim problemli oldu, herkes düzgün ders göremedi falan filan derken o yüzden bunları ekstra arkadaşlar anlatmak istedim. AYT Oynatma Lisesi'nin içinde muhtemelen bunlar olmayabilir. Siz yine yüksek hedefe yönelik çalışmalar yapmak istiyorsanız standart TYT AYT'den devam edin. Bu ayrıca e, temel atmak isteyen veya konuyu çok anlayamayan arkadaşlarımız için. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Konu anlatımını basit düzey yaptığım için orada ayrıntısıyla bir sürü şeyden bahsettiğim için burada soru çözeceğim. Yine bilgi vereceğim ama derinlemesine böyle bundan dolayıydı. Bak burada bunu yapıyoruz. Permütasyon nedir seviyesine değil ama permütasyon basit düzeyi izlediysen artık bunu izleyebilirsin. Eğer hiç permütasyon basit düzeyi izlemediysen ve sıfır hissediyorsan kendini önce lütfen konu anlatımını izle. Sonra gönül rahatlığıyla bunları anlayabilirsin. Hatta bunları anladıktan sonra artık daha üst düzeylere de bakabilirsin. İlk soruya geldiğimiz zaman 3 basamaklı sayıların kaçında 5 rakamı bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken mevzu ne? Bir kere bize rakamları tekrarlı tekrarsız demiş mi? Hayır. O zaman ben şunu söylerim. Tüm sayılardan hiç 5 bulunmayanı çıkarırım. Tüm sayılar kaç tanedir? 6, 6, 6. Bu da kaç yaptı? 216. Hiç 5 bulunmayan kaç tanedir? 5, 5, 5. Bu da ne yapar? 125. Bunu çıkartırsak 6'dan 5 çıktı. 1, 11'den 2 çıktı. 91 tane sayıda arkadaşlar 5 rakamı varmış. Bu şekilde bakın ilk soruyu yaptık. İkinci yol olarak ama size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şimdi 5 rakamı bulunur diyor ya. Kaç tane 5 rakamı bulunur biliyor muyuz? Hayır. O yüzden ikinci yol bence biraz daha sıkıntılı. Sorularda yapabiliyorsak tüm eksi istenmeyen yapmak daha mantıklı. Bu en az bir tane bulunan ya da bir tane bulunan, iki tane bulunan, üç tane bulunan sorularını sorarsa. Şimdi ikinci yolda da şunu derim. Bir tane 5 rakamı bulunan kaç tane 3 basamaklı sayı vardır? Bir tane 5 rakamı bulunacak ya. İstediğim 3 basamaktan birine yazarım. Buradan 3 ile çarparım. Sonra diyelim temsil olarak buraya geldi. Geriye kaç rakam kaldı? 5 rakam kaldı. O zaman 3 çarpı 5 çarpı 5 derim. Buraya 5 taneden biri, buraya 5 taneden biri. 2 tane diyelim 5 kullanacağım. O zaman ne olur? Burada arkadaşlar iki tane 5 kullanacaksam ya burada kullanırım birinci durum. Ya son iki basamakta kullanırım ikinci durum. Ya da bir başta bir sonda kullanırım 3 durum. O zaman 3 ile çarparım. Sonra artık bundan sonra temsil olarak diyelim ilk iki basamakta oldu. Artık son basamağa kaç sayı hakkım kaldı? 5 sayı hakkım kaldı. 3 çarpı 5 buradan geldi. 3 tane 5 kullanırsam kaç sayı olur? Tabii ki bir tanecik. 5, 5, 5. Haliyle buradan da bir sayı yapar. Bakın 1, 15 daha 16, 75 daha 91. İkinci yol biraz daha gördüğünüz gibi sıkıntılı gelebilir. Gelelim şimdi ikinci soruya. Kümesinin elemanlarıyla yazılan 3 basamaklı sayıların kaçı 300'den büyük ve çifttir? Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken olay. 300'den büyük Deseydi yani soruyu şöyle kapatayım. 300'den büyük kaç tane sayı var deseydi ne diyecektik? Buraya arkadaşlar 3, 4, 5, 6. 4 tane sayı yazabilirim. Buraya da yine 4 tane sayı yazabilirim. E, pardon 6 tane sayı yazabilirim. Buraya da 6 tane sayı yazabilirim. Neden? İlk yüzler basamağına 3, 4, 5, 6'dan birini yazmak zorundayım. Çünkü 300'den büyük olmasını istiyorum ama... İkinci ve üçüncü basamaklara yani onlar ve yüzler basamağına istediğimi yazma hakkım var. Burada rakamları yine tekrarlı tekrarsız demiş mi? Hayır. Demiyorsa tekrar edebilir manasındadır. Bu yüzden de 36 çarpı 4 144. Ama bu ne? Sadece 300'den büyük deseydi. Ama hem 300'den büyük hem çift dediği için ne söyleyeceğiz? Son basamağı 2, 4, 6'dan biri gelebilir. 3 hakkım var. İlk yüzler basamağına... 3, 4, 5, 6'dan biri gelebilir. 4 hakkım var. Ortadaki basamağa istediğim sayıyı yazabilirim. Böylece 24 çarpı 3'ten 72 sorunun istenen cevabı arkadaşlar. Tuna ile Suna'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yan yana sıralanacaktır. Bu sıralamaların kaç tanesinde Tuna ile Suna arasında en az bir kişi vardır? Hmm. Şimdi en az bir kişi vardır ne demek? Aralarında bir kişi olabilir. Aralarında iki kişi olabilir. Aralarında üç kişi olabilir. O zaman arkadaşlar burada biz tek tek bunları mı yapacağız? Hayır. Yine ne diyeceğim biliyor musunuz? Bunların tüm durumlarından Tuna ile Sunan'ın dip dibe olduğunu çıkarırım. Neden? Eğer Tuna ile Sunan'ın dip dibe olduğunu çıkarırsam aralarında en az bir kişi olur. Haliyle göstereyim bakın. Örnek bir görüntü. Şimdi X kişisi, Y kişisi, Z kişisi, şi, kişisi ve Tuna ile Suna. Bunlar yan yana olduğu için bu durumu çıkardığım zaman artık bunların yan yana olmadıkları kalıyor. Yan yana olmamak ne demek? Aralarına bir kişi en az giriyor demek. Dolayısıyla bakın en az bir sorularında tüm eksi istenmeyen yapmak çok daha mantıklı arkadaşlar. Tüm durum 5 faktöriyel yani. Tuna ve sunanın dip dibe olduğu kaç durum var? Yani aralarına insan almadıkları kaç durum var? Bunları paket halinde bir kişi sayacağız. Sonra x, y, z insanları diyelim. 1, 2, 3 insan paket halinde bir kişi. O zaman 4 faktör yer. Ancak tuna ile suna kendi arasına yer değiştirir. 2 faktör yer. Böylece 120 eksi 24 çarpı 2'den 48, 72 oldu arkadaşlar sorunun cevabı. 12540 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek kaç değişik 5 basamaklı çift sayı yazılabilir? Rakamlarının yerleri değiştirilir dediği zaman artık bu arkadaşlar bir rakamı 2'den 1'den fazla kullanamazsın demek. Çünkü elinde bir tane var. Bir tane 2 var, bir tane 5 var, bir tane 4 var, bir tane 0 var. Deminki soruları da gördüğünüz gibi küme sembolü olduğu için kümeden istediğin kadar eleman alabilirsin. Bu şu demek? İstediğin kadar bir kullan, istediğin kadar iki kullan, istediğin kadar 3 dört, beş, altı kullan. Ama yer değiştireceksin diyorsa öyle bir hakkın yok. Kaç tane varsa o kadardır. Aradaki farkı görelim lütfen. Şimdi buna göre kaç değişik 5 basamaklı çift, bir daha söylüyorum o yüzden içim rahat etsin bak. Burada sayı var yer değiştireceğiz. Burada küme var istediğin kadar alabilirsin demek. Bu şekilde. Şimdi kaç değişik 5 basamaklı çift sayı yazılabilir? Yıldız. Sıfır arkadaşlar özel durumdur sıfırı neden özel durumdur? Hem son basamağa gelebiliyor çift olduğu için hem de başa gelmemesi lazım. O yüzden permütasyon kombinasyon sorularında özel durumlar ayrı incelenir. Ne yapacağım? Diyeceğim ki bir hemen bodoslama sıfır ve iki yazmayacağım buraya. Şunu söyleyeceğiz. Burada lütfen önce sıfır ayrı değerlendirilsin. Diyelim ki son basamağa 0 gelsin. Yani 1 durum. O zaman kaç sayı var? 5 sayı. Şimdi haliyle artık geriye kaç sayı kaldı? 4. Buraya 3 yazacağım. Buraya 2. Buraya 1. 24 tane oldu. İkinci durum. Son basamağa 2 veya 4 gelebilir. Artık burada 2 tanesinden bir tanesi geldi. 2 durum. Sonra ne söyleyeceğiz? Başa 0 gelmez. Bir tanesini kullandık diyelim çiftlerden. 2'yi kullandık. Geriye kaç sayı kaldı? 4. Ama başa sıfır gelmeyeceği için 3 hakkım kaldı. Totalde şu an 2 sayı kullandım. Geriye kaç sayı kaldı arkadaşlar? E, diyelim temsil olarak söylüyorum. 1'i kullandım, 2'yi kullandım. Toplamda 3 sayı kaldı. Buraya istediğim gibi yazabilirim. Buraya da, buraya da. Böylece 9 çarpı 4'ten 36 oldu. Toplam 60 tane durum varmış arkadaşlar. Bu şekilde bunların... ...bir arada olduğu. Gelenin beşinci soruya. Damlanın da aralarında bulunduğu... ...beş kişinin yarıştığı bir yarışmada... ...damlanın ilk üçe girdiği... ...kaç farklı durum vardır? O zaman arkadaşlar damla ilk üçe girecek... ...haliyle... ...burada şunu söyleyebilirim. İlk üç burası olsun. Damla üç yerden... ...birine gelebilir. Ya buraya, ya buraya, ya buraya. Diyelim ikinci oldu. Haliyle arkadaşlar... ...geri kalan artık... Kaç kişi onlar? 4 kişi değil mi? 4, 3, 2, 1 diye sıralanırlar. Böylece cevabımız 12, 24, 72 olur. Burada cevabı ben yanlışlıkla 36 demişim. Onu düzeltin 72 yapın. İsterseniz şöyle de görebilirsiniz. Damlanın birinci olduğu geri kalanın 4 faktöriyel diye sıralandığı 24 durum. Damlanın ikinci olduğu geri kalanın 4 faktöriyel diye sıralandığı 24 durum. Üçüncü durum damlanın üçüncü olduğu diğerlerinin 24 şeklinde sıralandığı yine 72 oluyor gördüğünüz gibi cevabımız. Bakalım şimdi buraya. Kümesinin elemanlarıyla iki, tek, iki tek veya iki çift rakam yan yana gelmemek şartıyla kaç tane üç basamaklı sayı yazılabilir? He. Konu anlatımında aşırı basit sorular çözdüğüm için burada bakın biraz böyle güzel yorumlardan da hafif hafif bahsedeyim. Biraz da düzeyimizi yükseltelim. İki tane tek yan yana gelmeyecekse nasıl olabilir bu? Tek çift tek. Ya da arkadaşlar herhangi iki çift rakam yan yana gelmeyecekse çift tek çift. Bakın bu şekilde ya bu durum olabilir ya da bu durum olabilir ancak sağlandı. Haliyle artık buradan bu sonucu çıkaracağız. Önce bunu anlayacağız. Çünkü iki tekin yan yana gelmemesi için araya bir çift ya da iki çiftin yan yana gelmemesi için araya bir tek girmesi lazım. Düz bir mantık yürütüyorum. Daha permütasyona başlamadım. Şimdi iki tane tek kullanacağız ya. O zaman ne söylerim? Teklerden kaç tane var? 1, 3, 5. 3 tekten birisi buraya gelir. Rakamları tekrarlı diyor mu? Yo, tekrarsız demiyor. O zaman tekrar edebilir. Dolayısıyla yine 3 tekten biri buraya gelebilir. Sonra arkadaşlar 3 çiftten de biri buraya gelebilir. Artı ne söyleyeceğim? Birinci basamağa 3 çiftten biri gelebilir. İkinci basamağa 3 çiftten biri gelebilir. Ve ortadaki basamağa da 3 tekten biri gelebilir. Dolayısıyla 27 artı 27'den 54 tane durum oluşacak arkadaşlar. Bu şekilde olmuş oldu bakın. Güzel bir yorum. Basit bir yorum. Ama matematiksel yorumları yavaş yavaş kullanmaya alışmamız lazım. 4 basamaklı sayıların kaç tanesinde 4 rakamı bulunur? Şimdi Buna benzer biz demin bir tane soru yapmıştık. Ne söyleyeceğiz? 4 basamaklı sayıların tümü. Yani 4 e, basamaklı sayıların tümü arkadaşlar nedir? 9 yüzler basamağına gelmez. Sonra 10, sonra 10, sonra 10. Toplam tüm sayı bu kadar. Eksi hiç 4 olmayan. 9, e, pardon 8 çünkü bir tane 4'ü çıkarıyorum. Bir de arkadaşlar 0 başa gelmesi çıkarıyorum. Dokuz, dokuz, dokuz. Gördüğünüz gibi, eğer böyle yaparsam muhakkak dört rakamı olur. Hiç dört olmayanları çıkarınca, bir tane de için içinde 4 olabilir. İki tane de, üç tane de, dört tane de. Kaç tane olacağını bilemem. Ama bu şekilde söylerim arkadaşlar. Dolayısıyla buradan gelen cevap da buymuş. Hani onu yapalım, uğraşmayalım o kadar büyük sayıyla. 8 Ah pardon. Niye öyle kaydı? Hı. 8, 3, 4, 5, 6, 7. 8. sorumuz. Kümesinin elemanları ile yazılabilen 5 basamak rakamları tekrarsız doğal sayıların kaçında 5 rakamı 6 rakamının solundadır? Şimdi rakamları tekrarsız diyor değil mi? Kaç sayı var? 2, 3 daha 5. O zaman 5, 4, 3, 2, 1 yani 5 faktör yer şeklinde yazılır arkadaşlar 5 basamaklı sayı. Kaçında 5 rakımı 6 rakımının solundadır? Yarısında. Niye biliyor musunuz? Düz mantık düşünün. Yan yana dizildiğinde bir eleman diğerinin ya solundadır ya sağındadır. Bu arada hemen dibinde demiyor. Bak şu da sol demektir. 5 burada. Altı burada. Sonuçta 5 6'nın solunda mı? Evet. O yüzden hemen yanında hemen dibinde diye soru size belirtir. Eğer bunu belirtmiyorsa bunlar istediği gibi sıralanır. Yeter ki 5 altının solunda olsun. Dediğim gibi olay budur ve gerçekten arkadaşlar hangi durum olursa olsun bir sayı bir sayının ya solundadır ya sağındadır yan yana dizildiklerinde. Yarısında bu yüzden solda kalır, yarısında sağda kalır. Cevabımız 60 olur arkadaşlar. Bu şekilde bu 8. soruyu da yapmış olayım. E, 17 tane soru var. Şimdilik 8 soruyu böylece bu sayfayı bitirmiş olayım arkadaşlar. Geri kalan 9 soruyu da ikinci videoda çözeyim. 15 dakika olmuş zaten yaklaşık olarak. İkinci videoda da devam ederiz. Bunu bitirdik. Devamını lütfen izleyin. Yani yarım yamalak olmasın. İlk kısım tamam, ikinci kısım devam. Görüşürüz. İyi çalışmalar.